Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil butonunu açarak attığım videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Evet, elimde gördüğümüz bu pembeden, eflatından arkadaşlar sizler için model hazırladım. Şimdi modelimi göstermeden önce arkadaşlar bir şey videoma geçmeden önce arkadaşlar şimdi Oktay Özkan arkadaşımıza anlatmak istediğimi hem de onun vasıtasıyla hepinize şu şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, bu benim kanalım Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalımıza giriyoruz. Ve buradan da videolar kısmına giriyoruz. İlk videolarımız ulaşmak için, yani tüm videolarımıza ulaşmak için arkadaşımızın istediği model, bakın buradan önceki videolardan bir tanesi beğendiği ve yapmak istediği şu minik yaprakları yapamamış mesela. Bu kanalım. Şimdi bakın arkadaşlar, şurada kare, bir tane kare tuş var. Bu kare tuşunu şuraya basıp, bakın gördünüz mü? Geniş ekran yaptık. Dedim ki hani 10 dakikadan sonra küçük yaprakların yapımı bu başlıyor. Bakın burada kırmızı düğme var arkadaşlar. Şöyle ortaya tekrar basıp, bunu burada yazıyor zaten kaç dakika oldu? 9, 10 dakika. Bakın şimdi genel olarak şöyle bir 10 saniyede geri alayım. Bakın burada 10. dakikada başlıyorum. Ya küçük pipirikleri, yaprakları yapmaya yani. Anten de diyebilirsiniz. Minik yaprak da diyebilirsiniz. Bakın buradan başlıyor. Aynı 10. dakikadan 14. dakikaya kadar 4 dakika 2 tane yaprak anlatıyorum. Dün o kadar videoda yazarak anlatmak istediğimi bu şekilde arkadaşımıza anlatmak istedim. Onun vasıtasıyla hepinize. Hele arkadaşlar, eski videomu böyle ilk attığım videoları da geniş ekranda izlenirse daha net izleniyor. Bakın düz kare şu şekilde izlemektense, bakın şöyle tekrar düzeltelim. Bakın böyle küçük minik izlemek gözümüzü yoruyor. O yüzden biz de ne yapıyoruz? Bu kare tuşuna basıp ekranı büyütüyoruz. Bakın görüyorsunuz. Burada anlatıyorum. Sonra daha ilerleteyim biraz, zaman gitmesin. Şimdi bunu buradan bir tane anlattım. Gayet anlaşılır şekilde. Şimdi bakın, sadece beyazı anlatmıyorum. Yine öbür kırmızıyı yine anlatıyorum. Bakın tekrar tekrar. İnşallah arkadaşımıza da yardımcı olmuşuzdur. Bu sayede hem de bilmeyen arkadaşlarımıza öğretmiş olduk. Evet, şimdi bugün yapacağımız modelin resmini bakalım, anlatımını yapalım, geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biz bugün bu modelin yapılışını anlatacağız. Bakın çok güzel bu şekilde ara suyu ve çiçekleri olan, ortasında da tohumları var. Birebir aynısını arkadaşlar, hem de kolay bir şekilde hiç zorlanmadan tasarladım. İlk yapışta oldu. Hem görünüşü kolay hem de yapılışı, yani hem yapılışı kolay hem de görünüşü çok güzel olan bir model oldu. Şimdi benim tığa çevirdiğim halini göstereyim. Evet bakın, benim tığa çevirdiğim hali de bu şekilde. İnanın abartmıyorum. Bu oya, yani tığ için, model tığ için yapılmış aslında diye düşünüyorum. Bakın birebir de aynısını bu şekilde çiçeğimizi tasarladım. Biraz benim hatam arkadaşlar, bu yeşil dal olarak yaptığım yerleri kısa tutmuşum. 8 yerine 10 zincir çekeceğiz. Şimdi sizle beraber biraz hani çiçeğin büyüklüğüne göre dalı küçük gibi. Yani kendimizi de eleştiriyoruz. Aceleyle akşam hemen dedim, model gelince hoşuma gitti. Modeli dedim hemen çıkarayım bakalım nasıl oluyor. O da hiç hemen yapar yapmaz her şey oturdu.
Her zamanki gibi aparatım arkadaşlar, bu Güldal'ın temizlik malzemelerinin içindeki hortumu şöyle ekrana sığsın diye bir parça şöyle ucundan kestim hortumunu, rahat kullanmak için. Modelim bu. Bakın arasına da bülbül türküsü koydum. İsterseniz ara suyunu bakmadan, fark etmeden oradaki düz kayaymış aslında. O şekilde düz kaya da yapabilirsiniz. Bu şekilde fil dişi, bülbül türküsü de yapabilirsiniz. Evet. Modelimizin şimdi anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. 4 tane bu şekilde fil dişini yaptım. 5.'yi de beraber yapacağız. Artık bildiğiniz bir ara suyu haline geldi. Tıvattılarımızı hazırlıyoruz bu şekilde yapacağımız yemeninin üzerine ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki tıvattımın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum ve buraya 4 tane zincir çekiyorum. 4 tane bir fazla çekmemin sebebini de şöyle tomurcuğumuzun çok güzel göründüğü için arkadaşlar. Bu şekilde 3 zincirimizin içine kapattık. İki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Şöyle sıkı sıkı 8 tane zincirimi çektim ve çevirdim. Boş olan buradaki tığ battımın içine girip sahte sık iğne ile tığdakinizi üzerine artmanız yeterli. Tığa doğru çekmeyin. Tığdakini öbür ilmeğin üzerine ardınca kolay bir şekilde arkadaşlar çıkacaksınız. Bakın bu dönümlerin böyle bu şekilde kalıp gibi durmasının sebebi zincirimizi sıkı çekmemiz. Gayet sıkı zincir çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar 8 tane üçer zincirden tığ battı yapacağız. 4 tanesi ara mesafesi, 4 tanesi de kayamız için bu şekilde çiçeğimizin yani kök gövdesine bir tane şu şekilde kaya yapacağız. Bakın 4 tanesi buraya, 4 tanesi de ara mesafesi için toplamda 8 tığ battı yapıyoruz. 8'e tamamladık. Bir zinciri zaten sahte sık iğnenin dibine çektiğimiz için hemen tığ battığımızın içine sık iğne ile buraya sabitliyorum. 3 zincir. Sıradaki altında 4 tane, üstünde de 3 tane tığ battı olacak. 3 zincirimi çektim. Hemen sıradaki tığ battımın içine girip kapattım. 3 zincir. Sıradaki tığ battıma giriyorum. Evet, altında bakın 4 tane tığ battığımız var. Çünkü kenardan bir tanesini kestik. Şimdi 3 kaldı. Bir zincirimizi çektiğimize göre hemen düz yüzüne dönüyoruz. Yine kesim işlemi yapıp bu şekilde bakın sahte sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip yine tığ battımı yaptım. Şekilde. İki kaldı. Hemen çevirdim. Şöyle ilk yuvadan sık iğne ile sabitledim. Sahte sık iğne yaptığım için bir zincirimi zaten dibinde çekmiş oluyorum. Onu söylememe gerek yok inşallah artık arkadaşlar. Şimdi buraya 6 tane zincir çekiyorum. Ve 6. 6 zincirimi bakın. Buradan hemen yanındaki buraya sık iğne ile sabitledik. Yanındaki boş olan tığ battımın da içine bu 6 zincirimi kapatarak dallarım için yuva yapıyorum. Ters tarafından 6 zincirimi, hani tek kalmıştı ya, tek 3 zincir yapıp bırakacaktık. Oraya 6 tane zincir çekerek dallarım için yuva yaptım. Şimdi çeviriyorum. Bakın buradaki yuvamın içine sık iğne ile şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Bakın yuvanın içine buraya birinci dal olarak normal sık iğne ile kapatıyorum. Dallarımızı şöyle bu şekilde oturaklı yapabiliriz. Yine 10 zincir.
5, 6, 7, 9 ve 10. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kapatıyorum. Yine 10 tane zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. Kapattım. Bakın dallarım daha büyük olacak. Bu şekilde. Şimdi dibine bir tane sık iğne yapmıştık ya arkadaşlar ilk başlarken. Bu şekilde 4 tane dalımızı 10 zincirimizi yapınca yine bir tane sık iğne yapıyorum. Aşağı kaymaması için, dik durması. İki tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Bakın arkadaşlar, dibindeki bu boşluğu bırakıyorum. Bir sonraki ikinci yuvaya kapatıyorum. Bunun nedeni şu sağ taraftaki arkadaşlar yuvamızla eşit olması için. Yoksa başka türlü eşit olmuyor. Bu taraf topaklanıyor. Daha önce de eğer sırayla indiysek arkadaşlar onları da bu şekilde düzeltelim. Hemen bakın hani ilk bir zincirle dönüş yaptığım dip yer var ya bakın yine bir tanesini atladım. Şekilde tekrar göstereyim. Bunu atlıyorum. Hemen bakın zincirle döndüğüm son tığ battının içine giriyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Şöyle bir tane tığ battı yapıp bakalım arkadaşlar. Ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Yine ara mesafesi olarak bu şekilde buraya 4 tane tığ battı yapıp sonra arkadaşlar fil dişi yaparak devam edeceğiz. Şu şekilde anlatmak istiyorum. Bakın. Netleşti birden. Sağ taraftaki 2 tane tığ battıyla sol taraftaki tığ battığımızın mesafesi eşit oldu bu şekilde. Şimdi 4 tane bu tığ battı ara mesafesini verip yine bu şekilde 5 tane arkadaşlar fil dişi yapıp sonra kayamızı yapıp devam edecek çimenimiz. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar dallarımız hazır bu şekilde. Şimdi ters tarafına çeviriyorum. İkinci ilmeğimin içine girip buraya sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Hemen dalımın içine sabitledim. 8 zincirimden bir yuva yaptım. Bir zinciri çekiyorum. Döndüm. Hemen sık iğne ile buraya sabitledim. Bir zincir dibine çektim. Sık iğnenin ipimi uzattım. Aparatımı alıyorum. Hemen ilmeğimi takıyorum. İlk ilmeğimi bu şekilde taktık. Ve bakın aradan girdim. 1, 2 zincir. Bu da ikinci ilmeğim. Bu şekilde. Şöyle. Üçüncü ilmek için aradan giriyorum. 1 ve 2 zincir. Hemen üçüncü ilmeğimi taktım. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde bu 8 zincirli yuvanın içine tam 9 tane ilmek toplayacağız. Evet arkadaşlar. 9'da tamamladık. Bu şekilde ilmeklerimiz hazır. Bu yuvadan 8 zincirli ilmekleri topladığım yuvadan girip şöyle bakın sıkı sıkı 8 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sıkı sıkı çekelim ki şöyle kalıp gibi dursun. Şimdi bakın zaten arkadaşlar bu aparatı seviyorum. Hem sert hem de böyle ilmekleri kalıp gibi çıkartıyor bu şekilde. Hemen elimizle şöyle sola doğru meylettiriyoruz. Çiçek gibi açıldı. Dibinde tabii iki zincir çekmemizin de önemi var. Şimdi bu ilmekleri tek tek toplayacağız.
8 zincirimi çektim, şöyle ters tarafına döndürdüm modelimi. İlk ilmeğimin içine hemen girip bu şekilde sahte sık iğne yaparak 8 zincirimi buraya sabitledim. Bakın kenar kontürünü çekiyoruz. 3 zincir çekiyorum. Sadece aşağı inip yukarı çıkarken arkadaşlar 8 zincir, diğerleri 3 zincir. Evet. 3 zincirden de 2 tane yapıyoruz. Toplamda 3 ilmek toplamak için. 3 zincirimi çektim. Hemen 3. ilmeğimin arasına giriyorum arkadaşlar. Şöyle net bakalım. Bakın hemen tığımdakini öbür yeni aldığım ilmeğin üzerine ardınca kolay bir şekilde geçiş yapılıyor. Burada toplam 3 tane oldu mu şimdi? 8 zincir çekelim. 3, 4, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Bakın buradan ayırıyorum bu tarafına. Diğer 6'sı bu tarafta. Buraya 8 zincirimi sık iğne ile sabitleyeceğim arkadaşlar. Şöyle net gözüksün. Sabitledim bu şekilde. Yine 8 zincirle yukarı çıkacağım. Şöyle de yapabiliriz. Arkaya ipimiz gitti. 1, 2, 3, 4, 6, 7 ve 8. Sıkı sıkı 8 tane zincirimizi çekip yine ilmeğimi tutuyorum. Bakın buraya sahte sık iğne yaparak 8 zincirimi çektim. Sabitledim. 3 zincirimi çektim. Yine ikinci ilmeğimi de aynı. Net gözüküyordur inşallah. 3 zincirimi çekip 3. ilmeğimi de kapattım. Yine 3 tanesini topladım bu şekilde. 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektim. Bakın. Zaten ayrık arkadaşlar. Hemen dibine bu şekilde 8 zincirimi sahte sık iğne ile kapattım. Yine 8 zincirimi çekip yukarı çıkacağız. Bu 1. Bu 2. 3. 5. 6. 7. 8. Hemen kirpiğimden tuttum. Kapattım. 3 zincir. Hemen ilmeğimin arasına girip kapatıyorum. 3 zincir ilmeğimin arasına girip kapattım. Yine bakın sonuncu yaprağımı da yaptım. Aslında 3 yapraklı yonca gibi oldu. Değil mi arkadaşlar? 3 oldu. 4, 6, 7 ve 8. Bakın buradan hemen yine morun arasına girip buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle dibine de bir tane zincirimi çektim. İpimi kopardım. Hemen iplerimi yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Çiçeğimiz bu şekilde hazır. Çok hoş, çok güzel oldu arkadaşlar. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor acaba? Yoksa gerçekten güzel mi? Bu yeşil dalın içine girip sık iğne ile sar ipimi sabitleyip arkadaşlar şöyle rahat çalışmak için yatıralım. Hemen sık iğne ile sabitliyorum. Bir defa tığın başını doladım. Yine bu moru tutturduğumuz yerlerin hemen önünden arkadaşlar sar ipimizi de tutturuyoruz. 2-2 alarak şöyle bir yuva hazırladım kirpikler için, tohumlar için. 2 zincirimi çektim. Bu şekilde sabitliyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Sadece başta. Tekrar bir zincirimi çekip bu şekilde arkadaşlar bakın. Minik tohumlar atmış oluyoruz. Bu yuvanın ortasını kapatmak için. Bu şekilde. Şimdi ipimizi kesip hemen yakıyoruz. Şuradan
minicik keselim arkadaşlar. Bunları yakıp temizleyip geliyorum. Hem de arkadaşlar şunun pembesini aynı şekilde yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz hazır bu şekilde. Bakın dalların uzun olması biraz daha modeli hoş yaptı. Bu daha kısa olan modelimiz. Dalımızın. Evet, ara suyumuz. Ara suyların arasına da şöyle kirpik koyabilirsiniz. Orada yoktu. Minik şöyle ortasına yaptığımız pipiriklerden renklendirebilirsiniz. Sade de kullanabilirsiniz bu şekilde. Modelim bu arkadaşlar. Bence çok güzel ve çok zarif oldu. En sevdiğim yapmaktan ve duruşunu sevdiğim model bu oldu. Elimden geldiği kadar sizler için bir şeyler yapıp ortaya çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizler de emeğimin karşılığı olarak beğeni ve destek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Modelim bu şekilde. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.